Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi şey burada değil. Robert burada değil. Robert şehirde. Artık şehre yerleşeceğim tamamen. Başkentimizi şehir yapacağız. Hatta şuradaki bak bütün malzemeleri bir toplayalım. Burada ne var ne yoksa. Gemiyi falan da alayım. Hatta bak gemiyi de şu arka tarafta şehirde şey var ya. Dur lan. Şuraya bırakayım. O da suda dursun. Orada dursun o da. Şuradan paramızı alalım. Defteri bir alayım. Burada başka bir şey yok. Yatak, sandık. Tamam, başka bir şey yok burada alacak. Şimdi 5 tane daha asker bastırdım. Şunu at, şunu at, şunu at. Bunu da at. Bir dur lan. Oğlum. Allah ya. Şimdi aga. Şurada en son zırhı da tamir ettirdiydim. Ver bakayım sen şunu bir. Şu zırhı şeye vereceğiz. Bernard'a vereceğiz. Evet, fırtına çıktı. Şu kalkanı da kendime yaptırdıydım. Şimdi yalnız benim hatırlamadığım bir şey var. Ben buraya zırhları dizdim de ben bu zırhların parasını verdim mi lan? 45-45. Bu zırhların parasını vermedik. Tamam, parasını verince şey yaparız. Aslında buradan iki şey çıkar da şimdilik dursun. Şimdilik dursun. Atımı da alayım. Şehre doğru bir gidelim. Yağmur da başladı. Şimdi bu bölüm bir sıkıntı olmazsa evleneceğiz inşallah. Bir de bir taç giyeceğiz. Aynısıyla. Bu arada değirmenini yaptım. Şöyle değirmenini bir göstereyim. Şu an çok öyle bir değirmene benzemiyor da idareten. Bu ileride bu değirmeni de geliştiririm zaten muhtemelen. Şimdi değirmenin mantığı şöyle. Fırın sistemini daha ayarlamadım. Şimdi buraya şey bağlayacağız ya. Tarla bağlayacağız ya değirmene. Oradan un üretilecek. Aklımda iki değirmen iki değirmen diyorum lan. İki tarla bağlamak var. İki tarla bağlarsam 10 ekmeklik un çıkacak oradan. Buradan bir şehre bir gidelim. Önce şu evlilik taç giyme falan şunu bir halledelim de. Bundan sonra diğer işlere bakacağız. Atı gene şuraya bağlayalım. Ben şu benim evin yakınına bir yerine şuraya bir yere bir çit mit bir şey koyayım da şuraya bağlayayım atı. Gençler selam. Oo. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bir hızlıca şuradan bir geçebilirsem, geçemiyorum oradan. O zaman şuradan geçivereyim. Hızlıca bir üstümü değişeyim şurada. Hala zırhla şey yapmayacağız tabii. Zırhı bir çıkartalım. Buradan kıyafetimizi bir giyelim. Yavrum benim. Şu kalkanı da bir bırakayım. Şimdi şu sandığa şunu attık, şunu attık. Defteri atalım. Paraları atalım. Şu zırhı da bırakayım şimdilik. Kendi zırhım elimde dursun. Aslında paraları dolaba mı koysam lan? Dur, paraları dolaba koyalım. Tamam, paraları dolaba koyduk. Başka bir şey yok. Hatta şu şeyin zırhını da şimdilik bak şuraya ya da neyse tamam dursun sandıkta. Evet, yağmurlu bir gün. Köylü dışarı çıkar mısın oğlum? Neyse şimdi bir konuşma yapacağım da şuraya çıkayım bari. Şimdi aslanlarım. Bugün burada toplanma sebebimiz kral olarak taç giyeceğim ve aynı zamanda sevgili nişanlım Lagerta'ya da evleneceğim. Ananı avradım. Yüzük nerede? Dur. Robert. Oğlum şu taç işini bir halledelim. Dur. Doğrudur. Bu benim için bir onur. Çok yaşa Kral Ragnar. Dur. Tacı da alayım da. Basalım. Ayarlı dedim. Eyvallah, eyvallah. Tacımızı da giydik. Tacımız da şu şekil. Yeni bir mod. Bunun linkini de açıklamaya koyarım. Tacım... Bir saniye, yanlış bir şeye bastım. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi... Yüzük masada mıydı lan? Ha, yüzük masada. Sevgili nişanlım Lagerta.
Buna şeyi nasıl veriyorduk yüzüğü? Dur şöyle. Benimle evlenir misin? Yavrum benim. Ölüm bizi ayırana kadar. Şimdi evlendik mi? Evlendik. Tamam. Evet aslanlarım, yemeği yiyebiliriz. Tabi yemeğe işte maalesef bir tek ben oturabiliyorum şeye, buraya. Ve ben de aç değilim şu an, mükemmel. Yemeği de yediğimizi varsayalım artık. O kadar olacak. Bu arada adamlar şey bak. Bunlar normal askerler. Kılıç kalkanlarını çıkardım bunların. Böyle şey olsun diye. Güzel oldu. Tabi dediğim gibi şu an yemeği yemiyoruz. Bunlar da oturamıyor maalesef. Otursalar falan iyi olurdu. Şimdi Robert sen şu kılıcını kalkanını bir al. Diğer adamları sonra ayarlarız da. Şunlar ne oğlum? İşlerimize bir bakalım. Kralım. Bak kral olduk ya. Kralım. Ayrıca bir araştırma yaptım. Şehirdeki halkın ayaklanmasına... Buraya niye nokta koydum bilmiyorum. Zincirliler sebep olmuş. İnsanlara Kral John'un onları terk edip kaçtığını söylemişler. Bak lan şerefsizlere. Daha sonra onlara zırh ve silah yollayıp insanları gaza getirmişler. Bu yüzden aynı şeyin tekrar yaşanmaması için iyi bir casus ağı kurup şehrin sorunlarını gidermeliyiz. Tamam onunla ilgileniriz. Kralım son olarak Kral Alfred ölmüş. Deme lan. Prens Dave taç giymiş. Gidip yeni kral ile görüşmeniz en mantıklısı olur. Eski kral ile olan anlaşmanızın devam ettiğinden emin olmalıyız. Onu iyi dedim. Onu iyi dedim. Bunlar sende kalsın. Hanım burada kalabilir. Şöyle yapalım. Robert sen benimle gel. Beni takip edebilecek misin? Çok merak ediyorum şu an. Sen oradan nasıl geçeceksin şimdi? Masaya çıkamıyor musun oğlum? Aslan masaya çıkarsın ya. Burayı böyle şekil olsun diye komple kapattım ben de. Neyse dur şöyle yapalım. Ben bir yatayım önce. Bir sabah olsun şu yağmur da bir geçsin. Şimdi şeye bir gitmemiz lazım. Şehre. Tek başıma gitmeyeceğim tabii ki de öyle bir şey yok. Tamam sen şu sandalyenin üstüne çıksan. Heh dur bakayım orada. Dur ama oraya inme oğlum işte. Şöyle gel bakayım. Tamam. Gel gel. Gel böyle. Aman ateşe şey yapma da. Adama dur dedik orada. Gel. Robert'la gideceğim. Sen şurada bir dur. Şuradan iki adam daha alayım. İçeridekiler kalsın da. Ya da bunlar burada devreye geçiyor. Dur şu öndekileri çekivereyim hemen. Bunlar gelir. Aslanım beni takip et de sen de şu kılıcını kalkanını bir eline al. Tamam mı? Çocuk da gelsin. 3 kişi gitsek sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Beni bir takip edin bakayım. Robert sen de gel. Tamam üçümüz gidelim. Atla gitsek, atla mı gitsek lan? Yok ya nehirden düz yardırırız. Şuradan geçeriz işte limanda ineriz. Oradan şey yaparız. Düz yürürüz. Şeye gerek yok. Gemiyi almadım bir saniye dur. Gemiyi de şuraya koyalım da. Tamam siz şurada bir durun. Sancakla gemiyi de alalım. Aa dur zırhları şey yapmadık lan. Şöyle yapayım. Şu tacımızı falan bir çıkartalım. Bunları ben buraya asayım. Bunlar burada dursun. Şimdi zırh giyeceğim. Kalkan da ver. Bunları da şöyle koyalım. Bunlar da şekil duruyor ha. Tamam. Yola çıkmaya hazırız. Yanımda yemeklerim falan da var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şeyi yaptık ya, değirmeni yaptık ya. O işi önümüzdeki bölüm halledeceğiz. Bu arada ben şu Robert'ın zırhını değiştirmedim hala. Onu bir değiştireyim ya. Gelin bakayım aslanlarım. Şuradan bir yola çıkalım biz. Atlayın bakayım gemiye. Dur. Önce ben şöyle bir şey oluyor bana. Bindiniz mi? İkisi bindi. Sen de binsene lan. Oğlum ben buradan niye zıplayamıyorum? Normalde benim buradan zıplayabilmem lazım. Tamam bindi öbürü. Gemide bir sıkıntı oldu da neyse. Yelkeni bir aç. Dur L değil. Yelkeni açalım. Hızlıca bir gidelim. Şu atı almayız inşallah.
Bittirdik tamam. Aa lan ben burayı unuttum lan ana. Dur doğru lan buradan direkt geçiş yoktu. Neyse oğlum bir inin bakayım. Tekne. Hadi oğlum. Anasını sattım bunun teknesi kırılmıyordu. Bunu da vuracağım da bizim adamlara da vurmayayım. Ha, ulan 10 kere vurduk. Takip edin bakayım beni. Gelin benimle. Biraz şuradan ilerleyelim. İleriye tekrar koyarız şeyi. Öbürü de gelsin. Gel aslanım sen de. Gelin bakayım. Şu dar kısmını bir geçelim de. Burayı da bir genişletmek lazım. Buradan direkt doğrudan gidiş geliş olması lazım şeye. Onu bir ara çözeriz ya. Dur bakayım nerede şey oluyor bu? Tamam şuradan itibaren muhtemelen şey yaparız. Devam ederiz. Ben şöyle az daha ileriye gideyim de garanti olsun. Bakayım şuradan geçer miyiz? Geçeriz şuradan ya. Tamam buradan gideriz artık. Sancağı da koymadık yalnız. Sancağı da bir takabilirsen. Yavrum benim. Oğlum gelin bakayım siz şöyle gemiye doğru. Gemiye binin. Gemiyi ittirdim yanlışlıkla. Nasıl becerdiğimi bilmiyorum. Gel şöyle gemiye doğru. Gel 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 gel. Bindiniz mi üçünüz de? Biri binmedi. Bin oldu bende. Bindi galiba adam. Tamam mıyız? Açtım tekrar yelkeni. Domuz çık lan oradan. Yelkeni şöyle biraz kısayım da ne olur ne olmaz. Yelkeni kapatalım hatta kürek çekelim. Bakalım kapıyı açacaklar mı bize. Selamünaleyküm. Buradaki kapıyı inşallah en son onarmışımdır ben. Tamam. Kolay gelsin. Şuradan ilerleyelim. Gemiyi şöyle sahile bir yere bırakayım ben. Evet en son düşman gemilerini kırmayı unutmuşum bak. Buraya bayağıdır gelmiyoruz tabi. Şuraya yanaşayım ben de. Oğlum siz beni gemide bekleyin. Bir şey olursa iner gelirsiniz. Bak şu sancağı görmeyeli uzun zaman olmuştu ha. Neyse geldik tekrar. Gidelim bir yeni kralla bir görüşelim bakalım. Allah buralara gelmeyeli uzun zaman oldu. Gidelim bakalım. Hala aynı yerdedir diye tahmin ediyorum. Gençler. Kraliçe Matilda. Kral Leif. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Selamlar öncelikle. Nasıl bir konuşma yapacağımı bilemedim. Merhaba Ragnar. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Duyduğum kadarıyla kral olmuşsun. Sen ne ara duydun? Az önce taç giydim lan ben. Oğlum bak bunların casus şeyi çok iyi bak. Bizim de bir casus ağı kurmamız lazım. Kral Arthur ile olan anlaşmamızın hala devam ettiğini bilmeni isterim. Senin gibi bir savaşçı ve artık kral ile savaşmak istemem doğrusu. Ama sana bir teklifim var. Kuzeyliler yeniden bir ordu toplamaya başlamış. Şu an benim krallığım tehlikede değil çünkü benden önce sen varsın. Sana teklifim şu.
Bana haftalık 150 sikke ödersen kuzeylilere sana saldırdığımda tüm gücümle yardıma gelirim. Ne dersin? Oğlum bu bizi bayağı haraca bağlamaya çalışıyor. Haftalık 150 sikke verecekmişiz de bu bizi koruyacakmış. Sen kimi koruyorsun lan? Müttefik olabiliyoruz. Veya biz kendimizi koruruz diyebiliyoruz. Şimdi sıkıntı yok. Bunlarla savaşta değiliz. Anlaşmamız hala devam ediyor. Hala barış halindeyiz. O güzel, bir sıkıntı yok. Ama Kuzeyliler yeniden bir ordu topluyor diyor. Ya ben haftalık bunu 150 sikke ödemem bu arada. Haftalık 150 sikke kazanıyoruz mu diye soracak olursanız kazanıyoruz o kadar da. Zaten şimdi değirmeni de yaptırdık. Gelirimiz arttı iyice. Teklifin için teşekkür ederim Kral Leif ama biz kendimizi koruruz. Buraya bunun için gelmiştim. Biraz uzun yoldan geldim. Kendi krallığımda bazı işlerim var. O yüzden fazla kalamayacağım. Kendinize iyi bakın. O ne? Eski dul kraliçe. Kraliçe Elizabeth. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Neyse kendinize iyi bakın. Direkt gidelim aga. Bu kadın bizi burada var ya şişletir ha. Sevmiyor zaten beni. Vallahi şimdi ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Bakalım. Kral Leif gerçekten kral mı? Yoksa kukla mı? Onun zamanı gelince öğreneceğiz. Neyse buradaki işimizi hallettik. Buradan uzayalım. Ah lan, bir zamanlar şu hisar bizimle. Bizim dedim yani biz yönetiyorduk. Hem de bir açalım bakalım. Bu arada böyleyken bak bunu uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Baya böyle kuş bakışı falan da bakılıyor. Tabii şu an Shader'dan dolayı bir ufak bug'lı gibi. Bak şu an üstümüzde sanki böyle bir gölge varmış gibi o Shader'dan dolayı. Normalde bak şöyle bakınca sıkıntı yok. Gene her yer günlük güneşlik. Ama Shader'dan dolayı bir ufak sıkıntı olabiliyor. Burada bir yerde takılacağız zaten gene. Ben şu yelkeni bir kapatayım. Tamam şu gemiye bir hızlı yolu yok mu ya? Zıplayıp vursam falan. Alayım oğlum gemiyi. Gelin benimle. Gelin bakayım bu tarafa doğru yüzün. Şuradan tekrar şey yapalım. Burayı dediğim gibi geliştirmek lazım. Genişletmek lazım daha doğrusu. Burayı genişletirsek rahat olur. Tek seferde böyle gidip gel şey yapabiliriz. Ama tabii bu düşmanlar için de bir ayrı bir şey olur. Avantaj olmuş olur. Onlar da direkt dümdüz buradan geçip bizim mekana dalabilirler yani. O da ayrı tabii. Neyse iyi lan bir günde gittik geldik hızlıca. Vallahi. Yok burası da dar. Şuraya koyalım. Atlayın oğlum gemiye. Gelin bakayım şöyle. Bindiniz mi? Güzel. Ben de bir tavuk yiyeyim. Yalnız gemiyi ters koymuşum. Şöyle bir döneceğiz artık. Bir manevra yapacağız. Açalım yelkenimizi. Neye takıldı mı? Çalı varmış suyun dibinde. Uzun zaman olduydu gitmeyeli. Böyle bir değişik hissettim. Geri gidince. Prens Leif de kral olmuş. Onunla da bir tanışmış olduk. Tamam buradan sonra kürek çekebiliriz. Tamam bizim adamlar burada bir kalsın şimdilik. Ben bir gideyim hızlıca yatayım.
Tabii işte bölüm esnasında şu masayı falan kaldırma gibi bir durumumuz yok. Keşke böyle harbiden zaman işliyor gibi olsa da işte bunu yapamıyoruz. Şimdi şunu Bernard'a vereceğiz. Ya da bu Bernard'a verme işini ben video dışı hallederim. Şimdi önümüzdeki bölüme buraları falan bir boşaltırım zaten. Bu askerleri ayarlarız, orası kolay. Önümüzdeki bölüm şu şeyin sistemini tam olarak oturtacağım. İşte köydeki gelir sistemi, işte ekmek yapımı falan filan. Onu tam olarak oturtacağım. Artık başkentimiz burada görmüş olduğunuz şehir. Bu bölgelere isimler de verebiliriz tabii. Orası da ayrı. Başkentimiz burası şu an. Şimdi bir arkadaş kaleyi askeri üs gibi kullanabilirsin demiş. Hani asker eğitmek için falan. Onun için böyle net bir şey demeyeyim de kaledeki garnizonu arttırabiliriz. Yani kalenin garnizonu daha fazla olabilir. Mantıksız değil. Köye falan da biraz adam koymak lazım. İşte o köyde bastırdığımız askerlerin zırhlarının parasını ödeyip onları da kullanmak lazım. Kaleye de garnizon lazım. Bol bol asker lazım. Şimdi beni korkutan şey şu. Mülkümüz fazla. Bunda bir sıkıntı yok. Ama buradaki askerleri benim modda belli bir asker limiti olduğu için o beni biraz ürkütüyor. En kötü ihtimal şöyle bir şey yapacağım. Garnizon olarak duran askerleri savaşta kullanmayacağım. Yani öyle bir şey olabilir. Ya da sayıyı tam olarak ayarlayacağız. Buradaki askerleri savaş lazım olduğunu hani böyle ordu topluyormuş gibi. Bütün askerleri tekrardan toplayacağım. Kaleler falan boş kalacak bu sefer. Ya da şöyle güzel bir şey olabilir. Bak o da mantıklı olur. Orduda kullanacağım adamlar yine benim emrim altımda olur. Şeyde şehirlerde, köylerde vesaire kalacak, garnizonda kalacak olan askerler de onları ordumdan atabilirim. O da şöyle mesela bak. Bu asker şu an, şuraya rastgele bir şey yazayım. Bu asker şu an etrafta dolaşıyor. Natural. Yani ben birine saldırırsam veya biri bana saldırırsa ona saldıracak şekilde ayarlı. Onun dışında bir de oyundaki orijinal düşman yaratıklara saldırıyor. Bunu şayet bak disband deyip buradan ordumdan atarsam bu adamı, bu adamın bütün özellikleri hala geçerli olacak. Yani hala yine etrafta dolaşacak. Hala natural olacak. Ama naturalden kastı şu. Biri veya ben birine saldırırsam bu adam bana yardım etmez. Öyle bir sıkıntı çıkabilir. Ama görsel olarak yine etrafta gezer. Bilmiyorum, onu düşüneceğim artık. Ona bir ayar çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.